İşler Hayvanat Bahçesi'nde. İyi seyirler. Sonunda Hayvanat Bahçesi günü. Buyurun efendim, birine mi bakmıştınız? Evet, Hayvanat Bahçesi için gelmiştik. Yani aslında anlamanız lazımdı. Baya erken gelmişsiniz efendim. 10 dakika var açılışa. İnanmıyorum, kötü kalpliler. Ben yıllardır bu günü bekliyordum. İçeri alın bizi. Kızım birazcık bekleriz, sorun yok yani. Sen de bizi çok erken getirdin. Bana ne, ben içeri girmek istiyorum. Efendim 5 dakika erken girsek olmaz mı? Evet, sıkılmaya başladım. Pekala, girin isterseniz. 10 dakika önce, sıkıntı yok. Kızım sen şirinliğinle herkese etkiliyorsun ya. Neyse hadi girelim. Hadi kızım, hangi hayvanı görmek istiyordun? Artık gidelim. Anne, ben zürafanın üstünden kayacağım. Yol harcadığımız benzine yazık oldu. Zürafa! Zürafaya binecek mi dedi o? Yok, öyle bir şey demedi ki. Demedi. Demedi. Yavrum. Anne anne, bak bundan kayacağım. Aa, sonunda hayallerim gerçekleşiyor. İnanmıyorum. Bu bölgeye girmemizin güvenli olduğunu zannetmiyorum. Aslında buraya girmemize izin olduğunu bile zannetmiyorum. Buraya girmemize tabii ki izin var. Yoksa neden köpü olsun? Tamam. Bu zürafa bizi yemez sonuçta. Yani yiyemez. Neden yesin ki? Zürafalar miniş yer mi? Oraya nasıl çıkabilirim? Kızım uçtu. Kızım uçtu. Görevli bey, kızım uçtu. Kızım, iyi misin? Canım. Anne, uzayda bir sürü arkadaşım oldu. Beraber yanlaştık. Salı günü bize çay partisine geliyorlar. Kızım, neden her uzaylı davet ediyorsun? Sen iyi misin, onu söyle. Üstün başın aslında temizsin. Ben zürafadan kaymaktan vazgeçtim. Ne? Ama sen 5 yıldır zürafadan kaymak istiyorsun. Zaten 5 yaşındasın. Anne, ben hevessiz bir çocuğum. Hı? O da ne? Yunuslar, zürafadan vazgeçtim. Yunuslar'ın ne bilmek istiyorum. Yunuslar. Kızım boğuluyor. Evet, sırada tartışma yok. Herkes sakin olsun. Neden birbirinizi ısırıyorsunuz? Kanka, canım kankam. Benim yeni arkadaşım. Ne yapıyorsun? Bu? Senin biletin var mı? Bilet aldığını hiç hatırlamıyorum. Ne bileti? Buradan geçen bir kişi bile sana para vermiyor. Ya da bilet. Evet, çünkü internet üzerinden rezervasyon yaptırıyorlar ama sen yaptırmadın. Lütfen bedavaya girmeye çalıştığını söyleme. Tamam, istemiyorsan söylemem. Ama öyle. Lütfen girebilir miyim? Burada en sevdiğim hayvanlardan bazılarına bakmam gerekiyor. Burası aynı zamanda yaralı hayvanların iyileştirildiği ve bakıldığı bir yer. Senin gibi yaramaz kişilere açık değil. Aa, çok üzücü. Ya ama lütfen. Girebilir miyim? Ne olur. Acele edebilir miyiz lütfen? Burada saatlerce sıra bekliyoruz. Ben burada inek göreceğim. Yavrum, zaten her hafta anneannenin çiftliğine gidiyoruz. Orada her hafta görüyorsun zaten inek. Ama o ineklerin üzerinde sinek var. Bunları yok. Doğru. Lütfen acele edin. Dikenlerim diken diken oldu. Bak, arkadan da söyleniyorlar. Hadi. Asıl sana hadi. Ne yapıyorsun? Ne var be? Hayvanları görmeye gidiyorum. Buraya ücretsiz giremezsin. Ama hayvanları iyileştiriyoruz dedin. Ben de o iyileşen hayvanların iyileşmesine yardım etmek istemiştim. Ben seni 8 yıldır tanıyorum. Sence bu numaraları yutar mıyım? Hadi gidiyoruz. Aman be. Sen çok da meraklıydın hayvanlarına. Git anca gidersin. Ay, hayvanlar da iyice acıkmaya başladı. Onları yemlesem iyi olacak. Ama önce şu girişteki müşterilerle ilgileneyim. Evet, adınızı ve soyadınızı alabilir miyim? Benim adım Suzi Buzi. Benim adım da Koyun Buzi. Evet, hatırladım, sizin rezervasyonunuz vardı. Evet, geçebilirsiniz. Oh, sonunda beklediğimize değer umarım. Evet, sıradan devam edelim. Evet, isminiz nedir? İsmim Russell.
Sonra da Basil. Efendim, çok anlayamadım da. Dedim ki ismi Russell. Sonra da Basil. Efendim, biraz daha açık konuşabilir misiniz acaba? Dedim ki ismi... Neyse, boş verin. Ben gidebilir miyim? Bence de boş verin ve siz girin. Aman, teşekkür ederim. Pardon, çok anlamadım da. Her neyse, sıradan alalım. Merhaba, ben Simniz. Onun ismine gerek yok, hadi geçelim. Ama geçmeniz için ikinizin de ismini almalıyım. Benim adım Çik Çik Flutu. Buraya gelen hiçbirimiz de doğru düzgün konuşamıyor ya. Neyse, geçin geçin, rezervasyonunuz vardı, hatırladım. Hadi gel. Tamam. Ah, gerçekten daha fazla maaş almam lazım. Şimdi güzel bir çay molasını hak ettim. Göremiyorum inek. Yavrum, zaten her hafta inek görüyorsun ya. Annesini gözden inleyin. Neyse, çok akıllıyım da cebimde ot getirmiştim. Yani ellerimde. Gel bakalım inek Çik Çik. Al bakalım küçük inek. Sen gerçekten de çok küçüksün. İşte planım kusursuz işliyor. Tam karşımda bir inek. Hayatımda ilk defa bir inek görüyorum. İnek görmüyormuş. Hafta sonu olsun, ben seni ineğe boğacağım. İnek için bu kadar para verdiğimize inanmıyorum ya. Bizim orada da inek var. Hatta biz de inek ailesinden sayılırız. Ne? Biz de inek ailesinden mi sayılırız? Hala! Sen ineklerle takıl yavrum. Ben de gidip şurada aslana kaplana bakayım. Halacığım. Ay, inanmıyorum. Çok tatlılar. Bu da ne? Koyun mu? Uzun zamandır koyun eti yemiyordum. Lezzet gözüküyor. Aa, beni sevmeye geliyor galiba. Niyeti pek sevgi gibi değil. Ben yavaştan uzaklaşayım. Neyse, zaten inek etini tercih ederim. Kızımı köpek balıkları yiyecek. Ne köpek balığı anne? Görmüyor musun, bu Yunus? Üzerine binilebiliyor. Apozitin gücü. Şimdi fok balığı gücü. Dişleri çok sivri. Aa, beni ısırdı galiba. Beni fok balığı ısırdı. Anne, beni fok balığı ısırdı. Kızım, inanmıyorum, yaşıyor musun? Bir şey yok anneciğim. Alt üstü ölümden döndüm. Hiç de uyarmıyorsun beni kızım, oralara girme diye. Uyarmıyor muyum? Uyarmıyor muyum? Anneliğime hakaret ediyorlar. Ne zaman yemek saati ya? Açlıktan taş kemiriyorum. Vay canına. Buradaki bitkilerin fotosentez yapışı. Hayatımda gördüğüm en iç açıcı şeylerden bir tanesi fotosentez yapışı. Önünde eğiliyordum. Buraya hiç ama hiç hayvanlar için gelmedim. Çünkü hayvanlar ısırır. Ben de ısırırım. Bu yüzden düşündüm ve bitkileri ısırmaya karar verdim. Pardon, bitkileri incelemeye. Şimdi saatlerce sizin fotosentezinizi izleyeceğim. Fotosentez. Bunu dediğime inanamıyorum. Ama galiba bu hataydı. Beni buradan indirebilir misin? İmdat! Ben sana söylemiştim. Sakın çıkma demiştim. Az daha kaplan kafasını atlıyordun. Şimdi oradan düşersen çok kötü olur. Umarım hiç düşmezsin. O neydi ya? İyi misin? Öldün mü? Ha, ne ölmesi ya? Ne yapıyorsun? Ne oldu az önce? Gözüm biraz kaşınıyor. Ölmemişsin. Yaşasın. Şimdi öldün. Sen neden olayı hep benim ölümüme bağlıyorsun? Evet. Belki de o dala çıkmak o kadar da akıllıca değildi. Kabul ediyorum. Hadi artık gidelim buradan. Yeteri kadar başına bela açtın. Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Galiba seni çok sevdi. Zaten o da benim bir tür akrabam sayılır. İkimizin de kakası var. Hadi artık gel gidelim. Pardon ama ben bu durumdan nasıl kurtulacağım? Ah.
Çocuğum, yavrum, hadi 8 saattir falan ineklere bakıyorsun. Ne inek sevdasıymış, artık gidelim. Tamam anne, tamam. İneğim de bitirmek üzere zaten. En çok bir 6000 sırık sonra daha bitirmiş olur. İneğim, dur, nereye gidiyorsun? Seni ben o kadar besledikten sonra beni satıyor musun? Aman neyse, ben de babaannemin çiftliğine giderim. Ya da anneannemin mi, hiç bilmiyorum, neyse. Evet yavrum, anneannenin sinekli inekleri. İnekler, durun beni bekleyin. Artık ben de fotosentezin bir parçasıyım. Artık buradan hiç ayrılmayacağım. Ama bitkiler bana ihanet ediyor. Galiba düşüyorum. Evet, hiç bir tecrübe edinmedim. Çok güzel bir deneyimdi. O fil bana doğru mu geliyor? Yeme beni fil, bağışla beni. Evet arkadaşlar, eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu su çok güzel gözüküyor. Tamamen gösterisi amaçlı güzel bir şey.